Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bütçeler ülkeyi yöneten iktidarın elindeki parayı nereye, kime ve ne kadar harcayacağını gösteren belgelerdir. Dolayısıyla alt alta yazılmış rakamlardan ziyade 83 milyonun hepsini etkileyen 100 yaşından kundaktaki bebeğe kadar her birimizi ilgilendiren tekliflerdir. Ve hep söylediğimiz gibi bütçeler bir tercih meselesidir. Aslında biz de bir ay boyunca bu bütçeyi yaptığımız tercihler üzerinden tartışıyoruz. Örneğin bütçeyi 100 dilimlik bir pasta olarak düşünürsek, bu pastanın 99 dilimini %1'e verir, kalan bir dilimini de %99'a bölüşün derseniz, bu bir tercih meselesidir. Bu arada ekranlarında bizi izleyen vatandaşlar belki bu meyvenin ne olduğunu bilmeyebilir. Gerçi sizler bilirsiniz ama bu ejder meyvesi. Bunu da vatandaş iyi bilir. 18 yılda unutmuş olabilirsiniz. Bu da kuru ekmek. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. Bir bütçe yapılırken kasadan tek kuruş çıkmayacak diyerek yaptığınız şehir hastanelerine kira adı altında maliyetinden çok daha fazla para öderken, sağlık çalışanlarına öğle yemeği olarak ekmek arası kaşar ve marul layık görüyorsanız eğer, 400 bin esnaf kepenk kapatmışken burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 5 dakika mesafede olan esnaf Ali'ye aylardır bir kuruş dahi karşılıksız vermezken, 2000 kilometre ötedeki Tunus'a 5 milyon dolar hibe ediliyorsa, para yok diye halka IBAN verip para istenirken kışlık saray, uçan sarayın yanına bir de yazlık saray yapılıyorsa, Eskişehir'de belediyenin yıllardır işlettiği aşevinin hesaplarına gelen yardımlara el konulup hazineye devrediliyorsa, İstanbul'da belediyenin yoksul mahallelerine halk ekmek açılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, Mardin'e atanan kayyumun bir aylık çerez masrafı için 55 bin lira ödeniyorsa, Ankara'da önceki dönem belediye başkanının 750 milyon dolara Luna Park yapmasına izin veren meclis, Polatlı'daki asbestli boruların değiştirmesine izin vermiyorsa, millet 1 liralık desteğe dahi muhtaçken CHP'li belediyelerin ihtiyaç sahipleri için topladığı 7,5 milyon liraya iktidar tarafından el konuluyorsa, Türkiye'nin %26'sı temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum, %53'ü ise sadece barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum derken, AKP'li bir inşaat şirketinin 320 milyonluk bir ihale verip daha %23'ü bitmişken, ihale bedelinin en az 3 katı olan 825 milyon lira ödeniyorsa, Beşli Çete'nin milyarlarca liralık vergi borcu silinirken mezun olup iş bulamayan genç KYK borcunu ödeyemediği için içerisinde 15 lira olan banka hesabına haciz konuluyorsa, Beşli Çete'den bir ensesi kalının 370 milyon liraya 3. özel uçağı aldığı gün işsiz bir vatandaş belediyenin önünde benzin döküp kendini yakıyorsa, Diyarbakır'da bir baba çocuğuna mama almak için gittiği marketten bebek mamasını aldığı için tutuklanıyor ama aynı anda birileri milyarları götürürken görmezden geliniyorsa, satılan milli piyangodan KDV sıfırlanırken bebek bezinden %18 alınıyorsa, Beşiktaş katliamında şehit olan insanların ailelerine 121 lira 96 kuruş reva görülürken 15 Temmuz şehitleri için toplanan 338 milyon lira ortadan kayboluyorsa, milyonlarca vatandaş kısa çalışma ödeneği altında günlük 39 lirayla yaşam mücadelesi verirken, partili genel başkan, cumhurbaşkanı %60 ülkeye destek gönderdik diye övünüyorsa, vatandaştan para istenirken ekonomik sıkıntıda, Soma'ya ventilatör gönderirken gıpta ile bakılan ekonomimiz var deniyorsa,
İktidar kendi insanına 5 maskeyi dahi dağıtmayı beceremezken zengin Avrupa ülkelerine milyonlarca maske gönderiliyorsa, Cumhurbaşkanı, bakanları ve ortağı 8 uçaklı Kıbrıs'a pikniğe giderken, Batman'da 1,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım bulamadığı için ölüyorsa, salgında mücadelede en ön cephede yer alan hemşirelerin hesabına ek ödeme diye 7 lira yatırılırken, A Haber'in sahibine aldığı ihale kadar, yani 9,5 milyar lira vergi istisnası tanınıyorsa, milyoner yandaş sanatçılara, şarkıcılara online konser verdirilirken, aylardır açlıkla boğuşan müzisyenlerin 1000 lira için video çekip dilenmeleri isteniyorsa, müzisyenler geçinebilmek için enstrümanlarını satmak zorunda kalınırken 6 günlük şirkete milyarlık ihale veriliyorsa, turizmciler varlarını yoklarını kaybetmiş son bir umut destek beklerken patron turizm bakanı denize nazır otelleri ucuza kapatıyorsa, Covid-19 testi için 250 lira tavan ücreti belirledik diye denirken Sağlık Bakanı'nın hastanesinden 350 lira alınıyorsa, Sayın Bakan buraya gelip Türkiye için yoksulluk sorun olmaktan çıktığı dediği gün bir vatandaş bir eline iş, bir eline aş yazıp intihar ediyorsa, Somali'ye, Ukrayna'ya, Uganda'ya hibe verilirken Esnaf Ali'ye, Öğrenci Ayşe'ye, Kobi Veli'ye kredi verilirken veriliyorsa, sarayın günlük ısınma masrafı 20 bin lirayken evsiz kalan vatandaşlar ısınmak için gece boyunca 50 kilometre yürüyoruz diyorsa, bakan yardımcısının ailesi Sağlık Bakanlığı'na milyonluk işler yaparken millet Covid'li hastalara para karşılığı refakat etmek için sosyal medya üzerinden ilan veriyorsa, Diyanet vatandaşa ucuz alışveriş için akşam pazarını önerirken Bodrum'da 100 milyonluk saray yaptırıyorsa, çocuklarını ekmek götürebilmek için dilenen anneye iktidarın bürokratı geber diyorsa, koca devlet birkaç yüz SMA hastası için pahalı bulurken parayı tek kararla 3 telefon operatörünün 5 milyarlık vergi borcu siliniyorsa, 18-22 yaşındaki işsiz gençlerin %74'ü karın tokluğuna çalışmaya razıyız derken AKP'li milletvekilleri iş var, iş beğenmiyor diyorlarsa tercih yapılmıştır değerli milletvekilleri. Bütçedeki paranın nasıl dağıtılacağı, kime dağıtılacağı ya da kime dağıtılmayacağının tercihi çoktan yapılmıştır. Büyük bir umutla ekranları başında bizleri izleyen emekli öğretmen Ahmet amcam, işçi Mehmet, öğretmen Ayşe, atama bekleyen Gül, çalışan Nuri, bu bütçede sizlik hiçbir şey yok. Televizyonlarınızı kapatabilirsiniz. Çünkü bu bütçe Mehmet Cengiz'in, Liman, Colin'in, Katar emiri ve annesinin, patron bakanların, Londra'daki tefecilerin, sürekli milyarlık iş alan bir avuç yandaşın bütçesidir. Bu bütçe %99'un değil, %1'in bütçesidir. Bakın, gerçekleri duymaya bile tahammülünüz yok ama insanlar her gün bunu yaşıyorlar. Siz de lütfen kafanızı gömdüğünüz okumdan çıkartın, pembe gözlüklerinizi gözünüzden atın, bir kere olsun vicdanınızla bu oylamayı yapın. Kişisel ikbalinizle değil, vicdanınızla bu oylamayı yapın. Vatandaş lütfen, sayın bunu her gün yaşıyor, siz burada duymaya bile tahammül edemiyorsunuz. Ne diyordu genel başkanınız? Ülkemiz 18 yıl öncesine kadar hayal dahi edilemeyecek bir yerde. Evet, doğru. Eğer bu ülkede çocuklar açlıktan ölüyorsa, insanlar çaresizlikten meclis önünde kendini yakıyorsa, işsizlik canına tak etti diye sokaktaki demire kendini asıp intihar ediyorsa, anneler kurutma makinesiyle evlatlarını ısıtırken çıkan yangında ölüyorsa, babalar marketten çocukları için bebek maması çalmasın diye alarm kuruluyorsa... Sayın Aydemir, lütfen.
Birazcık Sayın Aydemir, insanlar bunu her gün yaşıyor. Biraz dinlemeye bile tahammülünüz yok. KYK borcu size ayıp. Açalım arkadaşlar. Ayıp, size ayıp. Ha. Bu ayıp da size yeter zaten. Hiç merak etmeyin. Sayın Taşçıer, genel kurula hitap edelim. Ediyorum Sayın Başkan. KYK borcunu ödeyemediği için 300 bin genç hakkında icra takibi varsa, eğer söyleyeceğiniz bir söz varsa gelin bunları yalanlayın isterseniz. Oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay. Ülkeyi de oturduğunuz yerden yönetmeye çalışıyorsunuz. Halktan koptunuz. Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız. Her iki gençten biri mutsuzum diyorsa doğru. Bu ülkeyi 18 yıl boyunca hayal dahi edemediğimiz bir noktaya getirdiniz. Bu ülkeyi batırdınız. Ve Sayın Bakan, yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı dediniz. Doğru. Yoksulluk artık bir yaşam tarzı haline geldi sayenizde. İşte bütçeniz bu buz gibi gerçeğin, verdiğiniz tercihin bir belgesi. Ve sizler bir yüzükle iktidara geldiğiniz, bin yüzük de olsa şu an parmaklarınıza gideceksiniz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.